Hepinize merhaba arkadaşlar, ben İlhan. FIFA 17'de antrenör kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım bu bölümde neler yapacağız, neler gelecek karşılaşacağız, nereye karşılaşacağız daha doğrusu arkadaşlar. Tam hatırlamıyorum nerede kaldığımızı. O yüzden arkadaşlar şöyle bir ofise girip bakmam lazım. Takvime giriyorum, tamam. Şampiyonlar Ligi'ndeydik, doğru. Evet, Şampiyonlar Ligi var. Ondan sonra Malaga, Valencia geliyor, Villarreal geliyor. Tamam, oo, güzel karşılaşmalar var arkadaşlar. Hadi bakalım, devam edelim ve bakalım nerelerle karşılaşacağız. Şu an Copa de España da devam ediyoruz arkadaşlar. Getafe'ye karşı oynayacağız evimizde. Bakalım nasıl bir sonuçla bitecek maç. Hadi bakalım. Sağlığımız yerinde. Pogba, Roberto'ları sakatlandı. Bu bizim işimize yarar, yaradı bile. Griezmann 2-0. Griezmann hat-trick yapabilir mi? Arda Turan geçen gün hat-trick yaptı, adamsın. 7-0 kazandılar. Arda'm benim be. Acayip seviniyorum, yemin ederim. Attıkça inanılmaz çok seviniyorum arkadaşlar. Hadi bakalım, bugün 1000 beğeni gelir mi? Griezmann bu arada hat-trick yaptı. Griezmann yapıştırdı, yemin ediyorum bak. Güzel 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 güzel. İkinci kanalda son hızı yine devam ediyor arkadaşlar. Hem burada devam ediyorum hem orada devam ediyorum. Bakalım, her iki tarafı da idare etmeye çalışacağım arkadaşlar. Burada biraz daha uzun sürdü, bir türlü şu şeyi alamadım, onayı alamadım. Reddettiler arkadaşlar, çok tuhaf bir şey. Yani 100 bin aboneye geldiğimiz söz verirler işte, yapacağız falan filan. 100 bin abone olduktan sonra şey gelmedi, ne derler ona, verified, onaylanma herhalde, kanalı onaylatma şeyi gelmedi arkadaşlar maalesef. O yüzden bilmiyorum ne yapacağımı. Bakalım artık, başka partnerlik mi, yerine mi giderim bilmiyorum ki. Bir düşüneceğim, bakacağım arkadaşlar. Bayağı uzun zamandır onu bekliyordum. 2 hafta neredeyse, 1,5-2 hafta oldu. O gelene kadar bayağı bir uğraştırdı ama gelmedi maalesef. Bakalım artık, başka bir şeyler deneyeceğiz. Bu arada kırmızı kart yedik, ondan sonra araba attı, güzel. Ama 10 kişiyiz şu an. 10 kişiyiz Malaga'ya karşı. İnşallah gol yemeyiz. Çok güzel, güzel be. Oxford'um benim be. Abi forvet oynamıyor, savunma atıyor. Olaya bak ya. Güzel güzel. Güzel. Şimdi Fener'e karşı oynayacağız arkadaşlar. Şunları biraz daha geliştirelim. Hatta bunlar ne kadar gelişti, bir de ona göz atalım ya. Bakmadım uzun zamandır. Emre Mor 84'e doğru gidiyor. Artık Emre Mor'u biraz kadroya katsam mı diye düşünüyorum şu an, var ya. Enes Ünal'ı unuttuk bak. Enes Ünal'ı da oraya bir yapıştırmamız lazım ha. Enes Ünal'da yapıştırmamız lazım. Ofise bir girip bakalım. Basın toplantısı, sözleşmeler diyor. Aşağıda görmüş sözleşme. Abi hiç oyuncu sözleşme yerine git, dur bu girme şimdi. Ceza gelmiş. Ceza durumuna düşmüş. Oyuncu cezalı durumda. Biliyoruz onları zaten. Onlar önceki maçlarda. Bu oyun ötüyor. Önümüzdeki transfer önünde beni satın. Zaten kadro almıyorsunuz. Bana boşver, para ödemenize gerek yok. Bıktım artık diyor Koke. Sen bıktıysan benden bırakırım ama seni öyle kolay kolay satmayacağım. Dur. Bize ne lazım olabilir ki abi ya? Abi kadro zaten bomba. Ne alabilirim ki yani şu an? Oxford'un şeyi nerede lan? Oxford'un yerinde kim vardı orada, unuttum bak. Biri sakat. Ha. Bellerin sakattı. Oxford'u buraya koyalım. Laporta tabii ki yerinde duracak. Tamam okey. Alba da bu tarafta. Tamam okey. Şimdi ben bir tane savunma oyuncuyu buraya koymam lazım. O da Donnarumma yerine olmaz. Sen sat diyorsun abi, böyle yapmam lazım. Bir tane savunma oyuncusunu oraya koymamız lazım. Koke'yi de satıp başka bir oyuncu almam lazım. Onu da bilmiyorum şu an kim yapacağım ama bana yoruma yazın arkadaşlar. Koke'yi sat, forvete bunu al. Koke'yi sat, orta sahaya bunu al. Ama orta saha fıstık gibi. Mason da bugünler fazla gelişmiyor ama ona da bir göz atmam lazım. Neden öyle oldu bilmiyorum ama Mason'dayı da çalıştırmak lazım. Enes Ünal'ı da tabii ki. Neyse, Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, görüyorsunuz 9 puanımız var. Hemen altımızda 4 puanlı Sporting Lisabon var. Fenerbahçe 0 puanla sonuncu sırada abi. Bizim bu Türk takımların işte genel durumu, ne diyebilirim ki buna? Euroleague değil de dur, Beşiktaş mı? Yok, Galatasaray vardı. Galatasaray ne yapıyor? Galatasaray ikinci bak. Galatasaray yine de güzel gidiyor ona bakarak. Manchester birinci, Chelsea. Tamam, güzel güzel. Güzel, bakalım Fener'e karşı ne yapacağız? İnşallah Fener yener ya. İnşallah yener ya. Vallahi yensin ya. Biraz böyle ne bileyim Euro Liga çıksın bari. Ne bileyim ikinci sıraya gelsin. Hatta birinci sıraya gelsin. Ama zor işte. Takım ya abi, çok güçlü takımımız var. Baksana abi. 20. dakika olmadan 2-0. 3-0 abi, dolduruyor. Ulan başka takımlara gel. Abi 4-0. Başka takıma geldi mi doldurmazlar. 4-0 lan. 5-0 abi, mahvetti Fener'i. Abo! Mahvetti. 6-0. Oha! Oha Fener, hemen teknik direktörünüzü kovun. Hemen lan. 6-0 yemin ediyorum bak.
6-0. Yuh. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi dur bakalım. Kim ötüyor? Selam hocam. Futbolcu olarak kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Bu nedenle maaşım yeniden... Sağ ol, sen maaş istersen ben vermez miyim koçum ya? Adam, yemin ederim, büyük yıldız. Sağ ol değil mi? Sağ ol, neredesin koçum? Sağ ol, aşağı taraflarda geliyor geldi. Sağ ol, ne istiyorsun? 60 istiyorsun, tamam. 60 veririz sana koçum, ne olacak ya? 60 bir yıl, tamam, böyle yapalım, gitsin. Sağ ol da bu arada sevindirmiş oluruz değil mi? Şöyle yapalım. Bu maçta sonra bir şu oyuncu geliştirme yerine değiştirmem lazım arkadaşlar. Hatta bir şeye bakmak istiyorum ya. Kadro raporuna bakmak istiyorum. Jan Oblak tam 91'de 26 yaşında. Fıstık gibi. Jordi Alba 30 yaşında. 86 bu biraz böyle orta seviyede. 25 yaşında 86'ya çıkmış. Evet. Çok güzel. 25 yaşında 87 inanılmaz. 27 yaşında 90. Şahane. Mason da yok muydu lan? Ha, Zuma'ydı. Mason da 85'e çıkmış, 23 yaşında sadece abi. Pogba 26'ya 90. Bu tam uçmuş zaten. Onu hiç konuşmayalım abi. Salah bak 24 yaşında 88. Bizimkilere bakayım bir. Şunlara bak bir. Bak 92, 25 yaşında lan. Oha, Emre Mor 22 yaşında 83 abi. Fıstık gibi oyuncu geliyor yemin ediyorum bak. Oxford 20 yaşında 75, 20 yaşında 83. Enes Ünal 22 yaşında 81 abi. Çok güzel. Hele şuna bak, 24 yaşında 86. 25 abi. İnanılmaz. Vallahi bak, hava atmış gibi olmasın da feci bir kadromuz var yemin ediyorum bak. Herkes yer yer. Ne olmuş abi lan buraya? Oo, iki tane hem de. Griezmann. Enes'i sokacağım lan. Griezmann çıksın, Enes girsin burada. Başkası Koke'ye atsam burada dur. Koke'yi de o zaman buraya koyalım, tamam. Koke'yi de orta sahaya koymuş olur. Şimdi Koke öter ha. Der artık beni kadroya alıyorsun da beni kadrodan atma da falan da filan da bak da gör. Devam ediyoruz. Valencia'ya karşı oynayacağız arkadaşlar. Önemli maç. Hadi bakalım. Hadi Enes'im benim. Atar mısın? Sarı kart Pogba'yla başladık. Hadi bakalım. Hadi. Güzel. Dybala attı. 1-0. Valencia'ya karşı önemli bunlar. Ama 1-0 bizim için yetmez biliyorsunuz arkadaşlar. 2-0 Pogba. Enes hadi lan, bekliyorum bak, dışarı çıkacaksın şimdi, çıkartacaklar seni. Hadi Enes 3. Enes 3. Ah, yapmadı be. Enes'ten bir gol bekliyordum bugün ama gelmedi maalesef. Şimdi şuraya bir gir. Şurayı bir değiştirelim arkadaşlar. Enes'i de çalıştırmamız lazım. Şut olarak çalışsın. Enes zor çalış koçum sen. Ondan sonra buraya Emre'yi alalım. Emre çok feci gelişiyor arkadaşlar. Emre biraz şut çalışsın ya. Şut çalışsın. Ondan sonra buraya yine Enes'i koyacağım. Lan bizimkiler biraz yetiştire. Ya hep onlar mı yetişecek? Allah'ını seversen. Dribbling yap biraz ya. Zor. Ondan sonra yine Emre Mor'u yapalım. Biraz gelişsinler ya. Hep onların oyuncular mı gelişecek? Yalan mıyım abi? Vallahi billahi. Bizimki oyunculara geldi mi bir şey yok. Onlarınkine geldi mi? Oh fıstık gibi. Son oyuncuya ama değişik birisi yapacağım. Kim vardı bakalım, kim var? Oxford çalışsın lan. Oxford da çok genç, önemli bir savunma oyuncumuz arkadaşlar. Şimdi böyle bir biraz gidelim böyle. Bu 3 oyuncuyla biraz gidelim bakalım ne olacak. A geliyor mu? Geldi. Oxford yaptı, bir tane A'yı çakmış. Çok güzel. 77 oldu bu arada. Yok, 76 oldu, 77'ye doğru gidiyor. Tamam. Okey. Çok güzel de şuraya bakmam lazım. Dur bakalım. Aşağıda görüyoruz. Değeri 8.5 milyon euro. Oxford'un arkadaşlar %21 değeri artmış. %31 artmış. 31 milyon euroya gidiyor. 21 milyona gidiyor. 16 artmış. 17'ye gidiyor bu arkadaş. 26'ya gidiyor Donnarumma. 8.5'a da bu gidiyordu. Evet doğru. Lan hayır, çıkmayacağım. Dur devam et. Şimdi ne geliyor? Oo, bayağı bir duraklı. Transfer dönemi mi geliyor? Gelmedi. Teknik direktör teklifi, oyuncu sakatlığı atlattı. Bellerin tamam. Bellerin biraz daha dursun. Tam böyle tam bir atlatsın şu sakatlığı. Ondan sonra yavaş yavaş sahaya sürerim. Dur. Çalışsın bizimkiler. Çalışın lan. Çalış. Şimdi çoğunu soracak abi niye cap yok diye. Bugün de giymek istemedim ya. Cap nereye kadar değil mi? Arada sırada da böyle biraz saçımı göreyim. Saç göstermek de iyidir. Şimdi Eyber'e karşı oynayacağız. Eyber kaçıncı sırada? Sonlarda diye umut ediyorum dedim. Sondan üçüncüymüş. Biz tabii ki 29 puanla birinci sırada. Sevilla. Ooo, Real Madrid nerede? Dördüncü sırada. Okey.
El var yeneriz abi. Doldurur. Sen Enes Ünal da var zaten. Enes yapıştırır. Abo! Aha aman ha. gol yiyerek başladık. Bebe attı. Bebe. Bu şey değil midir ha? Bu Türkiye'de oynayan Bebe değil mi ya? Beşiktaş yeni sözleşme yaptı bu adamla. Herhalde bilmiyorum ki abi. Güzel Masonda. Enes hadi lan. Gözünü seveyim bir tane gol attı gözüme gir ya. Sarı kart yemişsin. Abi riskli yemin ediyorum atabilirler. Güzel Masonda. Valla orta sahacı o oyuncu atıyor dolduruyor yemin ediyorum. Güzel 3-1 kazandık. Enes'ten yine gol yok maalesef. Şampiyonlar Ligi'ne geldik mi? Geldik. Şimdi şunları bir çalıştıralım. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi'ne geçeceğiz. Ama Griezmann'ı da şeye sürmem lazım arkadaşlar. Kadroya koymam lazım. Tamam abi hadi devam et. Tamam çok güzel. Şöyle yapıyoruz. Enes'i çıkart. Oo Albaşı olmuştur. Enes'i çıkar diyoruz. Neredesin koçum? Niye göremiyorum lan? Aşağıda mı? Ha buradaymış Griezmann. Tamam. Okey. Ondan sonra Saul'u yine ortaya koyuyoruz Koke'nin yerine. Çık Koke. Alba'nın yerini değiştiriyoruz ve buradan Bellerin'i koyalım abi. Bellerin sakat sakat oynayabilir de inşallah daha fazla sakatlanmaz. Biraz dikkat eder kendine. Şimdi Sporting Lisabon'a karşı oynayacağız. 12 puan yani garantiledik diyebiliriz. Yani sırf şov yapacağız bunda ama yine de temiz bir maç olsun. Sakatlık olmasın. En önemlisi o. Hadi bakalım. Hadi lan. Neyse bir şey olmaz. Bir şey olmaz arkadaşlar. Gol yerim bir şey olmaz. Kaybetsek bile bir şey olmaz. Çünkü hani garantilemişiz. Problem olmaz. Anam. Bellerin'i ne çabuk çıkarttın lan. Bellerin zaten aman sakatlandı da çıktı zannettim. Ödüm koptu yemin ediyorum. Güzel. Bitti. 1-1 bitti. Tamam okey. Problem yok. Geçtik arkadaşlar. İkinci tura geçtik diyebiliriz. Şimdi Valencia'ya karşı oynayacağız. Oo, Villarreal lan ne Valencia'sı. Villarreal'a karşı oynayacağız arkadaşlar. Bakalım o maç nasıl bitecek. 4 kişi konuşmuş abi. Selam hocam yeni kadroda ona deneye bana şans vermeni istiyorum demiş. Kim demiş bunu? Axel Werner demiş. Sağ ol ne demiş. Hocam geleceğini başka bir takımda görmemi söyledim. Ama emin olun ki bu takımın formasını giydiğim sürece en iyi performansı sürüyorlar. Emre abi geçen maç. Kendimi geliyorum hissediyorum. Oynadığım için teşekkür ederim hocam demiş. Rica ederim koçum benim 22 yaşındasın sen. Gerçi ben Emre Mor'u var ya kiralık olarak versem mi lan başkalarına? Çok geliştirir kendini. Bir senelik şöyle bir kiralık versem büyük bir takıma gitsin tabii ki. Manchester Arsenal gibi böyle İngiltere'ye gitsin. Acayip geliştirir kendini. Çok da güzel olur ya. Hadi bakalım arkadaşlar bu bölümün son maçına hazır mısınız? Villarreal'a karşı oynayacağız. Bakalım nelerle karşılaşacağız arkadaşlar. Oo penaltı kaçırdılar vallahi bak. Attık ya. Siz kaçırırsınız. Biz çakarız yavrum. Skip yapacağım var ya. 3 2 1 bastım abi. Kaç bitti? İnşallah iyi bitmiştir. Bakıyorum 2-0 rahat. Rahat. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki bölüme görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İlhan Kaçar. Bay bay.